90 artı 4'te Dušan Tadić'in kaydettiği penaltı golüyle skor 3-0 oldu sevgili seyirciler. Önemli oyuncuları Union Saint-Gilloa'nın cezalı duruma düştü. Bunu da hatırlatalım ama zaten 3-0 olması itibariyle bu turu artık geçmişiz gibi de düşünüyoruz. Oyunun içinde her zaman büyük sürprizler var ama bu gördüğümüz Fenerbahçe Kadıköy'de 3-0'dan bu turu rakibine kesinlikle bırakmayacaktır. İnancındayız, kanaatimiz bu yönde. Konuklarımızla birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. 90 artı 6'dayız. İsmail Yüksek, bilmiyorum konuklarım katılacak mı bana. Bence gecenin yıldızı muhteşem bir mücadele ortaya koydu ama maçın son bölümünde de sakatlandı. Şu anda kenarda, muhtemelen oyuna dahil olacak gibi görünüyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle karşılaşmanın son saniyelerini yaşıyoruz ve turu cebe koymaya da çok 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 yakınız sevgili seyirciler. Fenerbahçe 3-0 önde Union Saint-Gilloa karşısında, artı 4 işaret edilmişti. Penaltı kararı VAR kontrolü sonrasında geldi. Orada bir duraklama yaşandı. 90 artı 7'deyiz. Oyun hala devam ediyor. Her an son düdük gelebilir. Top bizde. Fenerbahçe'nin rakip alana yerleştiğini ifade edeyim. Union Saint-Gilloa'lı oyuncuların baskısı var ama nafile bir baskı, nafile bir çaba. Son düdüğü bekliyoruz artık. Fenerbahçe tur için büyük bir avantaj yakalayarak eve dönecek. 3-0'lık üstünlüğümüz var. Son düdüğün çalmasını bekliyoruz. Gözler mücadelenin hakeminde. Son düdük geliyor. Fenerbahçe Union Saint-Gilloa'yı Belçika deplasmanında 3-0 mağlup ederek çok çok önemli bir galibiyete imza atıyor sevgili seyirciler. Konuklarımız Şenol Üstömer ve Cem Pamiroğlu ile bir aradayız. Murat Özbostan da aramıza katılacak, hatta kendisini de davet edeyim. Şu anda Murat Özbostan da aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maç önü kapatırken çok keyifli bir yayın yapmayı dilediğimizi söylemiştik. Açıkçası benim hayallerimin de ötesinde bir yayın yapacağız. Zorlu geçeceğini düşündüğümüz, telaffuz ettiğimiz bir karşılaşmayı kolaya çevirdik. Müthiş bir taktik disiplin, taktik sadakatle 3-0'lık neticeyle eve dönecek hocam takım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk duygularınızı almak istiyorum. Detaylara gireceğiz. Ya Kerem, çok sevinçliyim. Gerçekten bugün Fenerbahçe bir tarih yazdı. Eğer bu kupa gelecekse bu öykü muhakkak bu tarihin içerisinde yer alacaktır. Biz maçtan evvel de Union Saint-Gilloa'yı anlatırken proje takımı dedik, onu dedik, bunu dedik. Ama karşısında öyle bir rakip vardı ki, dersini o kadar iyi çalışmış bir Fenerbahçe buldu ki karşısında. Fenerbahçe bugün, hani biz dedik ya maçtan evvel, takımın savunması ve takım savunması. Bugün her şeyi dört dörtlük yaptı. Yani bugün Fenerbahçe'nin işlemeyen bloğu yoktu. İşlemeyen oyuncusu yoktu. İşlemeyen hiçbir aksamı yoktu. Fenerbahçe bugün hak ederek gerçekten de oyunun her dakikasında, her bölümünde o söylediğimiz, o demin analizlerini yaptığımız bütün oyuncuların performansının çok çok üstlerine çıktılar. Gecede önemli oyuncular vardı, öne çıkan oyuncular vardı, sonradan giren oyuncular vardı ve de hepsi hak ettiler. Bir kere müthiş bir mücadele ortaya koydular. Yani öyle bir yardımlaşma oldu ki Fenerbahçe'nin belki de bugüne kadar oynamış olduğu bu kadar tehdit sunan bir takımla karşılaşmamışlardı. Ama bu tehdit sunan takıma karşı çok iyi bir takım planlaması, çok iyi bir oyun kurgusu ve taktik disiplinle de oyunun sonuna kadar da sadakatle devam ettiler. Oyuna giren oyuncular müthiş sadakat gösterdiler. Ferdi'nin, hep ben söylüyordum, Ferdi çok önemli bir oyuncu. Ferdi'nin hakikaten Fenerbahçe'ye katkısı, Fenerbahçe'deki oyun akışındaki sol taraftaki taktik disiplini, Tadiç'le beraber çok uyumu hep söylemiştik. Fenerbahçe'nin uzun uzun gene konuşacağız. Gece uzun olacak tabii ki bizim için. Ben ilk duygularımı söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe takımı müthiş iş yaptı. Müthiş oyun oynadı. Öne çıkan oyuncular vardı. Osterbolde vardı, Ciku vardı, İsmail vardı. Sonradan giren Ferdi vardı, Tadiç'i vardı. Yani hepsi mükemmel oldu. Başşuay kendi ülkesinde attığı golle kapıyı araladı. İlk devre çok önemli bir şey yaptı. Taktik disiplinle oynadı ve de golü atan oyuncu oldu. İlk devrenin bitmesi. Yani konuşulacak o kadar çok güzel, o kadar çok şeyler var ki.
Hepsini tebrik ediyorum. Müthiş bir iş yaptı Fenerbahçe. Rakip alan, rakip sahada 3-0 net skorla gelmek, bu kadar konuşulan, bu kadar ve kaç maç sonra belki de bu takıma iç sahada bir mağlubiyet tattırdı. Evet. Bu da çok önemli. Altı çizilmesi gereken olaylardan bir tanesi. Güzel bir geceydi. Türk futbolu adına, puanların alınması adına hepsi için harika bir geceydi. İnşallah devamı da önümüzdeki hafta sonunda gelecek. Ondan sonra da Fenerbahçe rakibi bekleyecek. Union Saint-Gilloise'un bu sezon evinde oynadığı resmi mücadelelerde sadece bir yenilgisi vardı bu geceye kadar. Bu da ikinci yenilgileri oldu ve onlar açısından belki de en ağır hasar bırakacak yenilgilerden bir tanesi. Hiç şüphe yok. Şenol Hocam, nasıl buldunuz Fenerbahçe'nin taktik disiplinini ve maçın ilk dakikasından son saniyesine kadar devam eden o büyük mücadelesini? Ben sana ne dedim maçtan önce? Fenerbahçe de iyi bir takım. Fenerbahçe organizasyon takımı oldu bugün. Evet, rakip iyi bir ekip. Anlatıldı, çok çizildi, yazıldı. Ben onun birkaç maçını özetle olsa izledim. Ama Fenerbahçe'nin gerçek oyuncuları sahaya çıktığı zaman onlardan daha üstün olabileceğini söylemiştim. Onu bir varsayım değil. Görsel olarak gördüğüm bazı şeyler neticesinde Fenerbahçe'nin tam takım halinde sahaya çıktığında bunu net bir şekilde göreceğimizi söyledik ve çok güçlü bir karakter koydu Fenerbahçe oyuncuları sahaya bugün. Hepsi öncelikle dersine iyi çalışan, benim gibi düşünen İsmail Kartal'ı kutluyorum. Ben de olsam böyle oynardım. Böyle bir taktikle çıkardım. Bu oyuncuları seçerdim. Ama gerçek 11 Çağlar, Allah sağlığını versin, uzun sürmesin. Gerçek oyun Çağlar çıkıp Ferdi oyuna girdikten sonra Fenerbahçe gerçek kimliğini buldu. Ferdi çok belirleyici hocam. Ferdi çok belirleyici çok olmasının yanında Osterwold de stoperde daha etkin oynamaya başladı. Rakibin uzun oyuncuları vardı. Osterwold'in gerek sürati, yani fuleli hareket, çok fulesiyle beraber yetişmesi, son müdahaleler yapması o mevkide bu maç için Osterwold'in daha uygun olabileceğini burada söylemiştik. Nitekim maçın ilerleyen dakikalarında elde olmayan nedenlerden Çağlar'ın sakatlığının Ferdi'nin oyuna girmesi oyunu dizayn etti. Ama İsmail Kartal çok cesur bir kadroyla sahaya çıktı. Oyunun ilk devresinde Fenerbahçe'nin maçtan önce yaptığımız gibi yapacağı orta sahaya atılan toplardaki baskı, ikinci bölgede yapacağı baskılarla bu oyun neticesini belirleyebileceğini söylemiştik. Çünkü orta sahada İsmail, Fred, Şimanski üçlüsünün en iyi yaptığı iş bu. Topu kazandıktan sonra rakip alana çok çabuk hareket etmesi ve rakip alanda kazandığı toplarla Başşuay'ın da boşalttığı alanlara çok süratli girmesi. Oyunun ikinci bölümüne geldiğin zaman oyun ikinci yarıda bir dönem Fenerbahçe topu rakibe verdi. Rakip oynamaya başladı. Orada bir savunma anlayışına geçti. Bunu da kutlamak lazım. Bu tür maçlarda zaman zaman böyle pozisyonlar olacak. Sen iyi savunma yaparsan, ki yaptın. Ben Livakovic'in bir tane %100 bir top kurtardığını görmedim. Çok büyük bir pozisyon. Bu ne demektir? Takımın savunması 10 numara oldu. Orta sahadaki oyuncular gerçekten bir arada oynayınca çok iyi oluyor. Ama işte bazı oyuncuların hala performansında düşüşler var. Buna rağmen Fenerbahçe çok karakter koydu oyuna. Oyuncuların hepsini tebrik ediyorum. Ülkemize, memleketimize, milletimize tek kalmış Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'yi, başta hocasını, tüm futbolcularını, tüm teknik heyeti ve tüm camiasını tebrik ediyorum. Bu arada ülke puanı açısından hakikaten muhteşem bir akşam yaşadık. Sadece Fenerbahçe'nin galibiyeti değil, rakiplerimizin de aldığı kötü neticeler, ağırlıklı olarak yenilgiler ve beraberlikler işimize fazlasıyla yaradı. Biz bir de Belçika'yı yendik, onların puanı bizden üstünde, yanılmıyorsam. Zaten en önemlisi Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Belçika'ya yetişmemiz çok kolay değil ama arkadan gelen takımlarla farkı açmamız mühim. Misal Çekler'in iki temsilcisi var. Peşimizdeki ülkelerden biri Slavia Prag Milan'a 4-2 kaybetti. Liverpool zaten 5-1 yendi Sparta Prag'a. Çeklerin işi zor. Victoria Pilsen Servet'le 0-0 berabere kaldı İsviçre'de. Belki onlar turu geçebilir ama Fenerbahçe'de devam ettiği müddetçe zaten o farkı en kötü ihtimalle stabil seviyede tutarız. Hatta
açacağımıza da yürekten inanıyorum. Murat Özbostan, ilk yorumunuzu alayım, detaylara gireceğiz. Maçın kahramanı İsmail Kartal. Öbürü de İsmail Yüksek. İki İsmail. Biri sağ kenarı, biri sağ içinde. Önce İsmail Kartal'a hakkını verelim. Evet. Yani çok doğru. Bazen çok acımasız eleştiriler yapıldı bizim arkadaşımıza. Bir çok cesaretli bir şekilde ligdeki maçtan öte tamamen bu maça ekibini hazırlayıp ideal bir 11'le sahaya çıkması, arkasından yaşanan Çağlar'ın sakatlığı, Fred'i oyuna alması ve bakıldığı zaman takımı çok iyi bir kere bu maça motive etmiş, analiz etmiş. Evet, yani biz maç önü yayında burada hep ortak bir şey söylemiştik. İyi mücadele etmesi lazım, iyi savaşması lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü tamam, karşımızdaki takımın hırsı, mücadelesi, evinde aldığı sonuçları da bir tespit olarak, yani objektif bir tespit olarak ve verilere göre söyledik. Ama şunun altını ısrarla da çizdik. Fenerbahçe'nin kalitesi var. Fenerbahçe'nin tecrübesi var. Fenerbahçe'nin yıldızları var. Bugün onlar iyi oynarsa, bugün onlar iyi mücadele ederse buradan iyi bir sonuçla İstanbul'a döneceğini vurguladık. İyi sonuç, müthiş bir sonuç oldu. Kaymaklı üzerine bir sonuç oldu. Yani turu geçti bana göre. Tabii ki klasiktir futbolda sonuçlar ama turu geçti. Çeyrek finale kaldı. Tebrik etmek lazım. Oyuncularla ilgili hocalarım zaten bazı şeyleri söylediler ama Fred'i burada konuşmuştuk. Farkını gerçekten fark ettirdi. Maçın iyi isimlerinden birisi oldu. İsmail müthişti. Osterwold'a müthişti. Fred Ferdi girdi. Bulunduğu koridoru muhteşem kullandı. Yani kalecimize çok iş düşmedi ama Tadiş çok iyiydi. Hocama ben dedim ki formsuz dedim bu Şivaski. Gol atmıyor kardeşim, eleştiriliyor dedim. Adam çalıştı. Ara gibi çalıştı. Şahane on numarası ama değil mi? Yani, her zaman çalışıyor. Evet, yani evet. Üretken olmadığı evet. Ya da çok yani biz onu sonuç üreterek hep değerlendirdiğimiz için tabii. Yanlış yapıyoruz diyorum ben hep herkese. Evet, çok doğru tespitler oldu. Oyunun diğer yönünü de çok iyi oynuyor. Oturdu yerine. Maçta yerine tam oturdu gerçekten. Cengiz yorulana kadar iyiydi. Yoruldu biraz. Yani diğer arkadaşlarına göre tam randımanlı değildi ama sonuçta bu bir takım oyunu ve bir tarihi bir zafer var. Biraz önce dedin ki yanılmıyorsam Eylül'de evinde kaybetmişti. Evet, Eylül'de. Eylül'den sonra ilk mağlubiyetini aldı. Bu da çok önemli bir şey. Yani ülkemiz açısından, ülke puanı açısından yine önemli bir durum. Bugün Türkiye için güzel bir gece oldu. Hocam, Fenerbahçe'nin hücumda daha üretken olduğu, daha ofansif olduğu maçlar olabilir. Son derece doğal. Zaten bu deplasmanda öncelik kazanmak, fiziksel oyunu ortaya koymaktı ama orta sahada fiziksel anlamda bu kadar ayakta kalmak, bu kadar güçlü kalmak çok çok önemliydi diye düşünüyorum. İzlediğim en fiziksel, en sert Fenerbahçelerden biriydi bu sezon. Katılır mısınız? Kerem, çok doğru bir tespit. Bu tespite de girmeden evvel bir kere İsmail Kartal takımı çok iyi hazırlamış. Yani takım, hani bir laf vardır. Maça hazırlanmak, maça konsantre olmak. Maçın ilk dakikasından itibaren maça çok iyi hazırlanmış. Ve maça çok iyi de hazırlayan bir teknik adam var. Fenerbahçe'nin paylaşımını da bu arada maç evet. Sonrası paylaşımını da hemen ekrana getirdik. Fenerbahçe marşının içinde geçen sözleri Sarı Lacivertli Kulüp paylaşıyor. Türk'ün kalbi senle atar, yaşa Fenerbahçe başlığını görüyoruz Sarı Lacivertlilerin paylaşımında. Gol sevinci, bir araya gelmiş bir takım. Aynen sahada ortaya koydukları oyunu bu karede de çok güzel yansıtmış oyuncular. Süper. Aynen öyle. Biz mesela yayının başında genelde... Ya bu arada lafını unutma da Cem abi, bir şey söyleyeyim. Benim bir arkadaşım mesaj attı. Basketbolda Real Madrid'i de yenmiş. İki maçta üst üste. Çok önemli bir galibiyet. Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Buraya da 89-79 yenmiş Fenerbahçe. Evet, basketbol takımını da hakikaten kutlarız. Bu akşam önemli bir galibiyet. Sezonun en kritik galibiyetlerinden biri. Evet. Bu akşama geldiğimiz zaman bakıldığında da biz yayının başında hep şunu söyledik. Dedik ki Fenerbahçe iyi hazırlanırsa, iyi motive olursa
doğru taktik, doğru stratejik, doğru analizler neticesinde iyi ve kaliteli bir takım bu takımı yener ve eler diye hep konuştuk. Şimdi buradaki en önemli şey doğru kadroyu çıkarabilmek. Mesela biz yayının başında dedik ki yani hem söyleyelim hem de yani kendi kendimizle teyit ederek de aynı zamanda da devam edelim konuşmalarımıza. Biz doğru kadroyu dedik ki Osterbold'e hızlı olması gerekirdi. Ama biz dedik ki Ferdi de olsa bu kadronun içerisinde çok daha iyi işler yapabilirdik dedik. Çağlar, elde olmayan nedenlerle tabii, doğru tabii, kadro oldu. Doğru kadro sonradan oluştu. İşte bir ilahi adalet diye bir şey de vardır. Ama Çağlar'ın da hakkını verelim. Yani biz Çağlar'ı zaman çok iyi başladı. İyi de oynadı çıkana kadar da. Ama uzun zamandan beri çok üst üste oynamanın getirmiş olduğu bir yük de vardı. Neticesinde ufak bir lif çekmesiyle oyundan alındı. Ama yerine giren Ferdi, işte erisi doğrusuna denk gelir diye bir laf var ya. Osterbold'e içeri girdi ki Osterbold'e stoper mevkiinde içeride oynadığında kendini hem daha iyi gösteriyor, oyuna da daha iyi katkı yapabiliyor. Ferdi girdiği zaman zaten Ferdi ile Tadic'i oyun başında da söylemiştik. Ferdi girdi orayı otoban gibi yaptı. Yani o kadar iyi oynadı ki Ferdi'nin zaten artık Ferdi önlem alacağına rakip Ferdi'ye önlem almaya başladı. Dolayısıyla da orta sahada İsmail'in inanılmaz bir yani gücü var. Bugün keşke kaç kilometre koştuğunu bulabilsek de verebilsek sevgili Kerem. Bu arada İsmail'in de maç sonrası maalesef sedye ile sahadan ayrıldığını belirtelim. Karşılaşmanın son bölümünde bir sakatlık yaşadı İsmail. Tamam bu gece çok keyifli ve galibiyetin tadını aynen sonuna kadar çıkaracağız ama Çağlar ve İsmail'in sakatlıkları şimdi Osay Samuel'in de bir böyle bir ayağı çekmesi vardı. Herkes de böyle bir lif çekmesi var. Yani bugün oyun hakikaten herkes canını dişine taktı derler ya o misal. Terinin son damlasına kadar herkes müthiş mücadele gösterdi. Burada tabii ki yani kramplar olacak, lif kopmaları olacak, çekmeler gelmeler olacak ama bunun arka altındaki kopmalar olmasın da tabii ki bunun, çekmeler yani lif kopması normal demek herkes sanki lifin ortadan ayrılması gibi algılıyor ama öyle değil tabii de yani netice olarak bakıldığında Fenerbahçe'nin oyuncularının çok bu adele kas sakatlıklarını bir sağlık kurulunda gözden geçirmesi lazım. Geri dönüşlerini sakatlıklarının da uzun sürüp geri dönüşlerinde bayağı zaman alması bunu da gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyorum. Özetle Fenerbahçe'nin bu akşam yani bir eksik yalan oyunda hiçbir şey yoktu. Her şeyi çok doğru yaptı. Gelen gollerin zamanlaması, ya Osterwolde'nin o deparda son 80 dakikada 80. dakikada o deparı atması, oradan Dzeko'nun harika bir asisti önüne koyması falan. Yani çok üst düzey bir oyun oynadı Fenerbahçe bugün. Demek ki Fenerbahçe takımı bu kalitedeki ayaklarıyla da bu oyunu, mücadele gücünü yapabiliyor. Hani hep şey dinliyordu, Fenerbahçe rakip alanda oynadığı zaman genelde teknik ayakları var, çok fazla koşmaz, işte iş bitirici oyuncuları var. Ama öyle değil. Yani Fenerbahçe bugün oyunun iki tarafını da doğru bir şekilde oynadı. Evet, Başakşehir de ileride ilk yarı oyunda kaldığı sürece rakibe çok büyük baskı uyguladı. Evet. Yani onu da görmek lazım. Fenerbahçe doğru oyununu rakip alanda hep oynar. Oynadığı zaman hep onu diyoruz. Bak en kötü oynadığı bölümde bile belli bölüm 15-20 dakika rakip baskı altına almasına rağmen Fenerbahçe kendi ceza alanının içerisine hiç girmedi. Yayından önce ne dedik? Fenerbahçe eğer rakibi ceza alanının dışında tutarsa savunma yaparken bile çok güvenli bir savunma olur. Kalecine fazla iş düşmez. Ama burada şimdi İsmail Kartal'ın hakkını her zaman ben koruduğum gibi yine korum. Ben İsmail Kartal'ı korumuyorum. İsmail Kartal'ın yaptığı işleri koruyorum. Ya adamın elinde sağlam bir kadro olduğu zaman, gerçek bir 11'ini sahaya sürdüğü zaman neler yapabileceğinin en büyük örneğini bu akşam gösterdiler.